Sayılarına göre isimler üçe ayrılır. Tekil isimler, çoğul isimler ve topluluk isimleri. Önce bunların tanımını verip daha sonra ardından etkinlikleri yapmaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Bakın tekil adlar aynı türden varlıkların bir tanesini belirten adlara tekil adlar denir diyor. Bakın defter deyince aklıma benim bir tane defter gelir. Silgi deyince bir tane, tarakta bir tane. Masa, portakal, tahta, elma, aslan dediğinde yine aklıma bir tane sayı olarak bir adet geliyor. Tekil kelimesinin tam tersi bir de çoğul isimler, çoğul adlar vardır. Aynı türden varlıkların birden fazlasını belirten adlara çoğul adlar denir. Tekil isimlere lar çoğul ekini getirerek biz bunları çoğul isim yapabiliriz. Kalem kelimesine baktığım zaman sayı olarak bir adet geliyor, değil mi? Bir adet. O zaman tekil bir isimdir. Ben kalem kelimesini veya tekil olan bir kelimeye ler'ları getirdiğim zaman kalemler, birden fazla kalem aklıma geliyor. Demek ki tekil adlara ler'lar getirerek biz bunları çoğul ad yapabiliriz. Örneklerimiz defterler, silgiler ve masalar çoğul adlara verilen örneklerdendir. Sevgili öğrencilerim, sayılarına göre isimler üçe ayrıldığını söyledik. Tekil adlar, çoğul adlar ve bir de topluluk isimleri, topluluk adları. Topluluk adları, lerler çoğul eki almadığı halde anlam olarak birden fazla larlı ifaden adlardır. Örneğin sürü, yani sürü nedir mesela? Bir koyun sürüsü. Sen hiç bir tane koyundan oluşan sürü gördün mü? Bir koyundan bir keçilik sürü olur mu? Bir askerlik ordu olur mu? Ordu deyince aklıma işte 10 bin kişi, 1000 kişi değil mi? 5 bin kişi neyse artık. Yani birden fazla zaten. İki tane bile olsa artık o çoğula geçiyor. Takım, alay, bölük, halk, küme, deste mesela 10 tane birlikten oluşur değil mi? Bakıyorsun lerler çoğul ekini almamış. Tekil gibi duruyor ama anlamsal olarak düşündüğünde birden fazla düzine mesela 12 tane birlikten oluşan topluluk, orman. Sen hiç bir ağaçtan oluşan orman gördün mü? Orman diyorsun. Ağaçlar topluluğudur mesela. Demek ki topluluk adlarında anlamsal olarak düşünmek gerekiyor. Lerler çoğul ekini almıyorsa tekil isimdir, alıyorsa çoğul isimdir. Lerler çoğul ekini almadan anlamsal olarak birden fazla varlığı kaplıyorsa, kapsıyorsa o zaman da topluluk adı olur. Şimdi bununla ilgili etkinliğimize geçelim. Verilen kelimeler arasında tekil olanı, çoğul olanı ya da topluluk adı olanı belirtmemizi istiyor bizden. Koyun tekildir, masalar çoğuldur, ordu da burada topluluk ismidir. Orman burada topluluk ismidir sevgili öğrenciler. Köpek bir tane nesneden oluşuyor, bir tane adetten oluşuyor. O zaman tekil bir isimdir. Lerler çoğul eki aldığını görüyorum. Bu da çoğul bir isimdir. Yandakine bakıyorum. Bazı lerler eki alana dikkat edeceksin. Kelimenin kendisinde de hece olarak lerler olabilir mesela. İşte çarşıdan dolar aldım veya dolarları bozdurdum dediği zaman dolar diyorsun burada. Lerler buradaki kelimenin kendisindeki bir hecedir. Onlara dikkat edelim. Yani leri kaldırınca ki kalıyor. Ki'nin bir anlamı var mı? Yok. Kilerler deseydi çoğul olurdu. Kiler şu anda tekildir. Lütfen buna dikkat edelim. Sürü bir kişilik sürü olmaz. Anlamsal olarak düşündüğünde birden fazla sayı olarak çıkıyorsa o zaman orada bir topluluk adı vardır. Buraya topluluk dedik. Kargalar, lerler çoğul ekini almış. O zaman biz buna çoğul diyebiliriz. Çoğul isim diyebiliriz. Elmalar, lerler ekini almış. Çoğul bir isimdir sevgili öğrencilerim. Kete, bir tane kete. O zaman bir tane, tek tane. Bir eşittir tek. Oradan da aklına gelebilir. Tekil bir isimdir, tekil bir addır. Bölük, bölüğü askerler oluşturuyor mesela, değil mi? Bir kişiden olan bölük olabilir mi? Yok. Anlamsal olarak lerlara ekini almamış o ekini ama anlamsal olarak baktığın zaman sayıca birden fazlayı kapsıyor. Dolayısıyla bu bir topluluk adıdır. Millet. Türk milleti deyince bir kişiden millet olur mu? Yani Türk milleti şu anda 80 milyon kişidir, değil mi? Millet lerler çoğul ekini almamış ama baktığım zaman anlamsal baktığım zaman birden fazla sayıdan oluşuyorsa o zaman ona topluluk adı diyoruz. Çekirdek kelimesi lerler ekini almamış bir tekil bir isimdir. Tatlı tatlılar. Tatlı bir tane tatlılar deyince birkaç tane. O zaman burada da
bunun çoğul isim olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri kolye tekil bir isimdir. Aile deyince en azından anne baba çocuk olması gerekmiyor mu? Yani aileler çoğul ekini anlamış ama en azından 3 kişi değil mi? Anne baba ve çocuk 3 kişiden oluşuyor. Yani anlamsal olarak baktığında sayısı birden fazla. O zaman biz buna topluluk adı diyebiliriz. Şekerler. Şeker bir tane. Şekerler deyince birden fazla o zaman. Biz buna çoğul isim diyoruz. Kedi, kediler birden fazla oluyor. Lerler çoğul ekini almış zaten. Hemen buna çoğul isim diyelim. Takım deyince mesela Beşiktaş takımı. Saha içerisinde 11 kişiden oluşuyor. Tam kadro 24 kişi veya daha fazla. Neyse değil mi? Takım lerler çoğul ekini almadı ama almadığı halde anlamına bakıyorum birden fazla anlama geliyor. Dolayısıyla bu bir topluluk ismidir. Hemen buna topluluk yazdık. Sinek yine lerler çoğul ekini almadığı için tekil bir isimdir diyebiliriz. Bilezik bir tane bilezikler birden fazla. Bilezik bir tanesi o zaman biz buna tekil isim diyelim. Kazak bir tane kazaklar birden fazla. Lerler çoğul ekini almış o zaman biz buna çoğul isim diyebiliriz. İşte diyorsun ki Ayşe grubunu topla ve git. Ayşe tek başına gitmiyor. Yanındaki arkadaşlarıyla gidiyor. Ayşe yandaki arkadaşlarla biliyorsun ki grup kelimesi bir topluluk ismidir sevgili öğrencilerim. Düzine 12'den 12 sayısından oluşan bir topluluk ismidir. Bilye, bilyeler. Bilye bir tane. Bir tane olursa tek tane. Tekil tane değil mi? Tekil isim diyebiliriz buna. Kaşık bir tane ama kaşıklar birden fazla. Yani çok tane. Yani çoğul isim diyebiliriz. Bu arada unutmadan çok ve çoğul kelimeleri ikisi de aynı kelimeler. K'nın burada yumuşak G'ye yumuşadığını da unutma. Kaplan deyince bir tane, tek tane gelince tekil bir isimdir. Eşekler, lerler çoğul ekini almış. Bu da çoğul bir isimdir. Deste 10 tane sayıdan oluşan bir topluluk ismidir. Hemen buna da topluluk dedik. Süt, sütler, lerler çoğul ekini almış. Çoğul bir isimdir. Meclis deyince mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 kişi var. Veya köy meclisi diyorsun. Bir kişiden meclis olur mu? Olmaz. Lerler çoğul ekini almamış ama sayı olarak baktığında birden fazla adedi kapsıyor. O zaman biz buna topluluk adı diyebiliriz. Kavun bir tane kavunlar olsaydı çok olurdu. Kavun ama bir tane tek tane. O zaman tekil isimler diyebiliriz. Halk. Türk halkı zekidir, çalışkandır değil mi? Bir kişiden bahsetmiyor burada. Lerler çoğul ekini almıyor ama sayı olarak birden fazlayı gösteriyor. Dolayısıyla biz buna topluluk adı diyebiliriz. Atlet bir tane, tek tane, tekil bir isimdir. Tekil kelimesini yazdım. Saatler diyorsun, lerler çoğul ekini almış. O zaman biz buna çoğul isim diyebiliriz. Diğer kelime grupları bir tane çiçekten demet olur mu? O bir tane olur değil mi? Demet deyince içinde birkaç tane çiçek olması gerekiyor. Topluluk ismidir. Tabak tekil isimdir. Üzümler çoğul isimdir. Çikolata bir taneden oluşan tekil bir isimdir. Ulus, Türk ulusu, ulus millet zaten eş anlamlı kelimeler. Daha demin milleti de yapmıştık. O zaman ulusa burada topluluk ismi diyebilirim sevgili öğrenciler. Türk ulusu deyince bir kişiden ulus olmaz değil mi? Resimler, lerler çoğul ekini almış sevgili öğrencilerim. Çoğul bir isim. Çanta bir tane o zaman tekil bir isimdir. Tekil kelimesini getirdim. Ağaçlar diyorsun burada. Lerler çoğul ekini kullanmış çoğul bir isimdir. Ahali, ey ahali diyorsun. Oradaki işte davulla geliyor değil mi? Eski Türk filmlerinde falan olur. Keloğlan filmlerinde görmüşsünüzdür bunları. Ey ahali toplanın diyor mesela. Bir kişinin mi toplanmasını istiyorlar? Hayır. Ahali dediği orada söylerken çevrede bulunan kişilerin hepsi ahali. Lerler çoğul ekini almamış ama ahali kelimesinde sayı olarak birden fazla anlam çıkıyor. Dolayısıyla bu bir topluluk ismidir. Otlar kelimesi lerler çoğul ekini aldığı için biz buna çoğul isim diyoruz. Öğretmenler kurulu toplandı. Okuldaki kurul toplandı. Disiplin kurulu toplandı. Disiplin kurulu derken o kurulu bir kişiden mi oluşuyor? Başkan, başkan yardımcıları, üyeler vardır değil mi? İşte ne bileyim yazma vardır vesaire vesaire. Kurul deyince lerler çoğul ekini almamış ama anlamsal olarak birden fazla sayı olarak birden fazla aklıma geliyorsa topluluk ismidir diyebilirim. Örümcek bir taneden oluşan tekil bir isimdir. Tabur. Askeri bir terim sevgili öğrencim.
Bir tabur asker diyorsun veya bizim tabur diyorsun. Tabur, alay, bölük bunlar topluluk isimleridir. Buraya hemen topluluk ismi yazdık. Masalar, lerler çoğul ekini almış. Çoğul bir isimdir. Ordu deyince Türk ordusu askeri personeli 700-800 bin civarlarında. Ordu diyorsun, lerler ekini almamış. Tekil gibi görünüyor ama 700 bin kişiden, 800 bin kişiden bahsediyoruz mesela. Dolayısıyla burada bir yine topluluk ismi var. Kovalar diyorsun, lerler çoğul ekini almış. Çoğul bir isimdir. Alay. Bunu alay etme olarak düşünme. Alay, bölük, tabur, ordu. Bunların hepsi askeri içerisinde bir gruptur, bir topluluk ismidir. Hemen buna da bir topluluk ismi dedik. Bidon kelimesi lerler çoğul ekini almamış. Tekil bir isimdir.